Merhaba hanımlar, Pınar İğne Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok gösterişli ve oldukça çıtı pıtı bir model hazırlayacağım. İplerimi böyle ayarladım. Bu renklerle bakalım nasıl duracak. Özellikle şu 3 rengiyle uyumunu ben de merak ediyorum. Yeşilim ile alt bölümünü oluşturacağım. Yeşilim de leylak 729 numara. Diğerlerinde numara yok. Onların bilgisini veremiyorum. Benim için yapımı keyifliydi ama çok yeniyseniz bu model size uygun olmayabilir. Şimdi ben yeşilimle alt bölümünü oluşturup diğerleriyle de ana modelini renklendireceğim. Başlangıçta 4 adet zürafamı yapıyorum. Şimdi 5. zürafamı yapıyorum ve geri dönüyorum. Buraya 2 adet pırpır yaparak tekrar ineceğim. Yani buraya ne yapıyoruz? 2 pırpırlı kuyumcu kafesi yapmış oluyoruz. Hemen zürafamı tekrar yapıyorum. Geriye dönerek pırpırlarını bırakıyorum tepeye. Bu ara yolum olacak. Şu 4 tane yaptığım kısma ana modelimi hazırlayacağım. Burası oldukça keyifli ve oldukça da güzel ilerliyor. Buradan hiç sıkılmayacaksınızdır. Üst kısmı da benim için keyifliydi ama çok yeniyseniz biraz canınızı sıkabilir. En üst kısmında yapacağımız model. Bir tane daha yaptım. Sayımı 5'e tamamladım ara yolum için. Ve burada da tekrardan 4 tane boş zürafa bırakıp 5. zürafadan tekrar geriye döneceğim. Evet, burası 4 oldu. 5. zürafamı tekrar yapıp yine dönerek ara yoluma devam ediyorum.
sınırı da tamamlamış oldum. Şimdi ana modelime geçiyorum. Hemen ilk olarak şuradan başlayalım. Kenara da çiçek yapacağım ama şöyle göstermek amaçlı. Tam böyle ikisinin ortasını yapsam daha güzel olacak sanki. Buradan 4 tane zürafamız vardı. Ben ikinciden ekleyip üçüncüye geçerek bir zürafa yapacağım. Üçüncü zürafaya da geçiyorum. Zürafamı yapıp tekrar geri dönüyorum. Buraya 4 adet pırpır yapacağım. Aynı boylarda 4 tane pırpır. Pırpırımı da yaptım. Şimdi son pırpırımın tepesine çıkıyorum. Düz bir şekilde yukarıya çıktım. Hemen bu tarafa doğru geriye geleceğim. Küçük bir payla geçtim. Diğerleri de aynı şekilde küçük bir payla geçiş yapacağım. Evet, bu şekilde olacak bu kısım. Hemen buradan tekrar dördüncü pırpırıma geri dönüyorum. Burada bir gözenek hazırlayacağım. Şöyle ayarlı bir yuva hazırladım. Tekrar birinci pırpırıma geri dönüyorum. Yine iplerimin de eşit olmasına özen gösteriyorum. Hemen buraya bir sık iğne atıyorum içeriye geçerek. Tam köşeden, tam dipten daha doğrusu. Buraları şimdi nasıl dolduracağız? Pırpır yapıyorum bir tane. Tepeye gelerek hemen buraya iki tane pırpır bırakacağım. Bunu iyice köşeye getirmem lazım. Ve buradan tekrar aynı yuvanın içerisine geri dönüyorum. Bu şekilde buraya 6 adet dolduracağım. Birinciyi yaptım. Şimdi ikincisi için başlıyorum. Pırpırımı yapıp tepeye geldim. Tekrar iki tane kısa pırpırımı yapıyorum.
Çok fazla da bırakmayalım inerken. Fazlalık varsa da çektirerek alalım. İkinciyi de yaptım. Altı tane olana kadar devam edeceğim bu kısmı. Altıncıyı da yapıyorum şimdi hanımlar. Son inişini de birlikte yapalım. Yine altıncıyı yaptım. Pırpırlarını da hazırladım. Son olarak yine şuradan inerek ipimizi keseceğiz. Kuvvetlice düğümünü attıktan sonra ipimi kesiyorum. Da eşit olarak sağa sola dağıtalım. Şimdi bu esnada krem rengimi alacağım elime. Ortada 1-2-3 tane zürafamız var. Tam ortadakinden ipimi sabitleyip oraya da 3 tane pırpır bırakacağım. 3 ya da 4. Kaç tane istersiniz ya da. Kısım sonradan yapıldığı için biraz zor olabiliyor. Engel oluyor çünkü yaptığımız üst kısım. O yüzden burayı biraz yavaş yapmakta fayda var. Çok büyük pırpıra da gerek yok. Benim krem rengim beyaza yakın bir krem. Yapısı da biraz sert, beni de zorluyor. Bazı iplerin yapısı sert oluyor. Kolay kıvrılmıyor her şekle. Mesela uzamayan bir ip bu da. Uzamayan ipler siyah ip gibi esnemez. O yüzden rahat çalışmamızı engelliyorlar. Bunu biraz geri alacağım. Pırpırım kısa kaldı. Geri aldığımda da ipimi mutlaka gerdiriyorum. O kırışan ipimin kıvamını düzeltiyorum. Sonrasında tekrardan yapıyorum. 3 tane yaptım. 4 istiyorum acaba, ona bakıyorum ama yeterli sanırım. Pırpırlarımı da tamamladım. Şöyle dipten de keselim. Hemen şimdi krem pırpırlarımı dağıtacağım. Şimdi bunu zürafanın içerisine yaptık ama hemen böyle bırakmayalım. Onu da yine içerisinde eşit olarak dağıtalım. Evet, modelin yapımı bu şekilde hanımlar. Çok gösterişli buldum. Çok da şirin, çıtı pıtı bir model. Şimdi diğer renklerimi de tamamlayayım. Bitmiş haliyle sizlerle olayım. Diğerlerini de tamamladım ve modelin son hali bu şekilde oldu. Sonuç beni oldukça mutlu etti. Ben sonucu kendi adıma çok beğendim. Çıtı pıtı çok da gösterişli bir model oldu. Hem düz yazmalarınıza hem desen yazmalarınıza çok yakışacak bir model. Renklerini güzelce ayarladıktan sonra dikkat çekici bir model olacaktır. Yapımı benim için keyifliydi fakat düşündüğümden daha fazla uzun sürüyor. Özellikle şu üst kısımlar. Ben bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim. Hem yani şu kısım oldukça ip harcıyor hem de uzun sürüyor yapımı. Bunu da şimdiden belirteyim. Evet, ben sonucu dediğim gibi çok çok beğendim. Şöyle de tutalım ki ekran görüntüsü almanız için bekleyelim.
yüzünden görünümü de bu şekilde olacak hanımlar. Şöyle tutmak istiyorum bir de. Yazmamın içerisi böyleydi. Yine bu yazmamı da birçok defa kullandım. Modellerimi bunun üzerine de birçok defa yapmıştım. Şimdi fiyat kısmına geçmek istiyorum. Ben yine bu aralıkta söyleyeceğim. Dileyen daha fazla da açabilir. Bu şekilde yapıyor olsaydım yazma haricinde en az 130-140 TL'lerden başlamam gerekecektir. Dediğim gibi düşündüğümden daha fazla zaman alıyor. Benim için bu sıklıkta iyi. Kiminize göre sık gelebilir bu aralık. Daha fazla da açabilirsiniz. O yüzden 130-140 TL'lerden başlayacağım bir model olurdu. Bugünkü selamlarımı da Kübra Küçükdemir hanımefendiye gönderiyorum. Kendisine çok teşekkür ederim. Beni izleyen her birinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki yeni bir modelle yine inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.